bilinmek lazım. Evet, son olarak şey bitiyor. Şimdi biliyorsunuz bir de Cübbelahmet var. Şimdi bu da yani şeydi, bizim bu tarikatçılığa bakış kitabını yazmadan önce Mahmud Efendi yanına gitmiştim. Cübbelahmet de oradaydı. Zaten televizyonlarda anlatıyor. Duymuşsunuzdur bunu. Bir ara hapishaneye girmişti. Hani burada demiştim ki hadi bakalım Abdülkadir Geylani kurtarsın. Bir hafta sonra çıktı. Ondan sonra çıkar çıkmaz ne dedi? Televizyonlarda hazır, canlı yayında. Abdülkadir Hoca böyle diyordu. İşte bak beni kurtardı dedi Abdülkadir şey. Şimdi bu yeni yapılanmadan da anlaşılıyor ki onu kurtaranlar büyük bir ihtimalle bizim bu sözümüzden dolayı kurtarmışlardır. Evet, öyle anlaşılıyor yani. Bilmiyorum ama yani benim aklıma gelen o. İnşallah yanılıyorumdur. Şimdi o bir de dergileri çıkarıyorlar. Şimdi hala çıkıyorum bilmiyorum. O dergilerinde yazdıklarını bir de okuyun bakın. Evet, dergiyi şöyle göstermiş olayım. Hani görsünler evet. Kendi dergileri. Kasr-ı Arifan dergisi. Yıl 5, sayı 55, Nisan 2012 sayısı. Okuyacağımız yerde şu başlık, hani internetten de gözüksün. Şurası. Aynen şu büyük yazılarda şu yazıyor. Sadece şurayı okuyorum. Kendilerinin ön plana çıkardığı, yani herkes tarafından görülmesini istedikleri yer. Biz de görüyoruz. Şöyle demiş. Efendi Hazretleri beni çağırttı ve Efendi şöyle Hazretleri dedi. Efendi Hazretleri dediğim Mahmud Efendi. Şöyle demiş. Ahmet, senin hakkında Evliyaullah'a müracaat ettirdim. Fakat bu iş hepsini aşınca bizzat Allah Teala tecelli buyurarak Ahmet'i bana bırakın. Onun işlerini ben hususi yönetiyorum. Ona kimseyi dokundurmayın buyurdu. Aynen bu yazdıkları bu. Kendi dergileri. Evet. Yani şimdi bana diyorlar ki hocam niye bu kadar sertsin? Aslında niye bu kadar yumuşaksın demeniz lazım. Yanlış mı? Ya kardeşim, Allah adına bu insanlar şey yapılıyor. Yani şimdi bak, paralel din diye epey zamandır şey yapıyoruz, konuşuyoruz. Geçen de birisi telefon açtı, yarım saat kadar konuştu. Hem de yurt dışından aradığını söylüyor. İşte yıllardır sizi takip ediyorum diyor. Hakikaten de belli yani şeylerimizde. Anlattı en sonunda, ya hocam ama işte bir siyasi söylem gibi anlaşılıyor, şu paralel din kelimesini kullanmasan falan, anladım. Zaten en başta bu cümlenin geleceğini bekliyordum. Şimdi paralel din yok mu? Esas problem bu. Asırlardır insanlar Allah'ın dini adına, bak Allah'ın dini adına dini uyguladıklarını zannederek paralel dinin mensubu yapılmamışlar mı? Siz bunu çok iyi biliyorsunuz. Yani her dersimizde, yani bu derste değil ki, her derste, hangi derste oldu da bu kadar önemli şeyler ortaya konmadı? İnşallah ben hep bekliyorum ki böyle bu tür şeyler olmasın da olumlu şeyler konuşalım, ama ne yapalım? Bunları da söylemek zorundayız. Yani yanlışlar ortaya çıkacak, başka şekilde olmaz. Yani şimdi bizim İslam'ı Allahü Teala bu dini bütün dünyaya hakim olsun diye indirmiştir, ama bu anlayıştaki kişilerle asla olmaz. Bu mümkün değil yani. Çünkü önce kendisi Müslüman olacak ki başkasına doğru yanlasın. Dinin tanımını unutmuş olan bir topluluk. İman, küfür, şirk kelimelerin anlamı tamamen sağa sola kaymış. Kader bataklığında boğulmuş. Bütün bunlar, şu okumakta olduğumuz şeyler de bugün hala insanlara din diye öğretiliyor. Hala öğretiliyor yani, görüyorsunuz, siz hepiniz de biliyorsunuz. Peki son olarak şu ayet-i kerimeyi tekrar okuyayım bu kadar örnekten sonra. Diyor ki Allahü Teala, وَاِنَّ مِنْهُمْ لَفَر۪يقًا يَلْوُونَ اَلْسِنَةَهُمْ بِالْكِتَابِ. Onlardan bir grup dillerine kitabı dolarlar.
Yani ayetler okurlar, hafızlık yaparlar, şunu her şeyi yaparlar yani. لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ Onların söylediklerinin kitaptan olduğunu zannedesiniz diye. وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ Ama aslında kitaptan değildir. وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ Bu Allah tarafındandır derler. Bak işte hepsi Allah'tandır dediler ya. Değil mi? Birisi mertebe-i arşisinden, birisi Allah'ın en büyük fıkhı, birisi işte Allah bizzat ben ilgileniyorum dedi, öbürüsü işte Şam yolunda şunu gördüm, bunu gördüm falan filan dedi. وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ O Allah katındandır dediler ama Allah katından değil. وَيَقُولُونَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ Bile bile Allah'a yalan iftira ediyorlar. Evet, maalesef öyle. Cenab-ı Hak cümlemizi doğru yoldan ayırmasın. Tekrar ediyorum. Ben şahsen kendi kendime hep onu söylerim. Ben sadece kendime ancak laf geçirebilirim. Başkasına geçiremem. Herkesin sapıtma hürriyeti var ama benim asla olmamalıdır. Peki hepimiz kendimizi o şekilde yapalım.